Merhaba Gürbüz. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Allah kahretmesin. Nasılsın? İyiyim Uğur. Sen nasılsın? Her zamanki gibiyim. Nasıl Gürbüz? Mükemmelim değil mi? Evet. Harika. Müthişsin. Müthişsin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şükür göbeğini vermen lazım. Böyle olmaz. Sabah sabah bu enerji ne Uğur? Tabii her zamanki enerjim benim. Her zamanki. Kaslarım ve ben. Uğur biz içeri girmeden kaçsak mı ne yapsak? Yok kaçmayın ama senin bir an önce kilo vermen lazım. Böyle olursa evlenemezsin Gürbüz. Uğur daha arkadaşını bile tanıştırmadan benim göbeğime taktı. Eren benim en yakın arkadaşım, kardeşim. Ne haber Eren? İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız? Galiba sen de şoka girdin. Ben de şoktayım. Böyle bir enerjiyi ben de beklemiyordum gerçekten. Uğur onlar nasıl hareketler öyle? Evet nasıl? Evet Gürbüz ben bugüne hazırım. Her türlü hazırım. Bittiniz. Uğur, müsaaden olursa içeri girebilir miyiz? Tabii buyurun ha, onu unuttuk. Buyurun. Lütfen beyler, önce siz. Merhabalar, ben Uğur Erdönmez. 33 yaşındayım. Özel bir üniversiteden spor bilimleri mezunuyum. Kendim bildiğim bileli vallahi sporun içerisindeyim yani. Küçüklüğümden beri bir dakikam bile sporsuz geçmedi. Bir insan 7-24 spor yapar mı ya? Evet, ben yaptım. Yedi yaşında basketbola başladım, 20 yaşında da personal trainerlığa başladım. Yani basketbolu bıraktıktan sonra fitness eğitmenliği kariyerime başladım. Ondan sonra bir vücut geliştirmeyi böyle bir sevdim, irileşmeyi sevdim, büyümeyi sevdim, kaslarımı sevdim. O günden beri böyle devam ediyorum. Savaş boylarımı böyle gözlerimin altına süreceğim. Hadi diyeceğim Audrey Maiden, özellikle Emre Al. Onun zaten benimle bir alıp vermediği var. Kıskanıyor beni. Deliler gibi kıskanıyor. Sabaha kadar kıskan kardeşim. Ben neredeyim? Sen neredesin? Gelsinler. Gelsinler hiç problem değil. Dörde bir. Ben bunu her zaman diyorum. Demirden kopsak trene binmezdik. Elimin lezzetli olduğunu arkadaşlarım söylüyor. Yani böyle hani yemeği yaparken sevgimi, kalbimi, aşkımı koyduğumu söylüyorlar. İnşallah bugün de öyle olacak. Bakalım yani el lezzetimi beğenecekler mi? İnşallah beğenirler. Ki bence de böyle beğenecekler. Beğenmeleri lazım. Bugün benim günüm. Bugün var ya öyle bir bölüm olacak ki heyecan, aksiyon, her şey bu bölümde. Lütfen bu bölümü izleyin. İnanılmaz, bayılacaksınız ya. Var ya neler yapacağım. Menüm, masa düzenim yani mükemmel ya mükemmel. Bu bölüm Yemekteyiz'in en güzel bölümü olacak. Eren, Uğur her zaman böyle mi? Evet her zaman kesinlikle. Yıllardır tanışıyoruz. Neredeyse çocukluktan beri arkadaşız. Hep böyleydi, hep enerjikti yani. Uğur yoksa sahte misin? Asla. Beni bilen biliyor. Bu adam benim 20 yıllık arkadaşım. Her zaman ben neysem oyum. Eren ne diyor her şey doğru yani. Böyle deliyim deli. Şov yapmaya gelmedin yani. Asla ne benim şovla alakam olmaz yani ben her zaman böyleyim. Çılgınım, deliyim, içim, dışım bir. Her zaman buyum ya. Kaslarım ve ben her zaman yani hep. Enerji patlaması hep. Eren, Uğur masalarda çok esti gürledi ama puanları da adaletli verdi. Hiç şaşırmadım, hep öyleydi. Asla izin vermez yani başka şeylere. Asla. Burası kimin evi? Burası benim evim. Ben burada yalnız yaşıyorum. Ama Uğur'un mutfağı yeterince büyük olmadığı için de müsait olmadığı için bugün için evimi ben açtım ona. Kaç yıldır arkadaşsınız? Bayağı oldu. Yaklaşık 20 yıldır arkadaşız. Aynı zamanda gündüzleri antrenörlük yapıyorum, geceleri DJ'lik yapıyorum. DJ demişken burada harika bir sistem görüyorum. Yoksa senin mi? Evet benim. Hep DJ'lik hayalim vardı. Artık gerçekleştirebilir miyim? DJ'ler müziği verdikten sonra hep bir şeylerle oynuyor. Ona ne diyorsunuz? Scratch deniyor. Scratch. Peki ben de scratch yapabilir miyim? Tabii ki. Hadi yapalım. Hadi bir an önce yapalım. Ve scratch için elimi uzatıyorum. Hareket ettirmek lazım. Evet. Bu çalarken arkasından da bu yapılabiliyor. Yine şovunu yapıyor. Bravo Eren. Sizi alkışlıyorum arkadaşlar. Evet. Bravo kardeşim. Bravo. Bu arada harika bir ekipsiniz. Teşekkürler sağ olun. Uğur enerjine bayıldım. Emral neden seninle uğraşıyor? Aşırı kıskanıyor beni ya. Kıskanıyor. Bende böyle ego savaşı yapıyor. Sürekli ben diyorum Everest'teyim. Ya kardeşim ben Everest'teysem sen de neredesin? En düşük yerlerdesin yani. Uğur, asıl yemeklerini çok merak ediyorum.
Fit bir menü hazırladın herhalde. Evet, aynen öyle. Fit bir menü. Kalorisi düşük, protein yoğunluğu yüksek, karbonhidrat olasılığı düşük. Bu arada sen eğitimli bir sporcusun. Evet, spor bilimleri mezunuyum ben. Peki Uğur, bize bugün hangi yemekleri yapacaksın? Çorbada yeşil detoks çorbası. Kalorisi düşük, tam bir sporcu yemeği. İçinde neler var? Yeşil detoksun içerisinde kabak var, soğan var, ıspanak var, dereotu var. Yani tam böyle sebzelerin bir güzel bir karışımını elde ettim. Güzel bir başlangıç. Tabii ki çok, çok sportif. Ondan sonra ara sıcaklarda kırmızı köz biber kızartması. Hani şimdi buna baktığımız zaman çok hani diyete uygun bir yemek değil ama konuşmasınlar. Biraz çenelerini kısmak için bunu koydum ki işte yok sen şöyle yaptın, yok böyle yaptın, işte hepsi spor yemeğiydi demesinler diye bunu koydum. Başka ara sıcağımız var mı? Başka ara sıcağımız kinoalı kısır salatam var. O ara sıcak değil tabii ki, kinoalı kısır salata. Yine sportif, yine spor, yine spor, yine spor. Yani ben bugün gelen insanlara hayatlarında yemedikleri bir diyet menüsü hazırladım. Ne olacak? Bugün yiyecekler belki Ebru'nun 5 kilo daha verecek. Uğur, en çok da ana yemeği merak ediyorum. Ana yemekte somon fümeli bol. Böyle büyük kasenin içinde nohut, somon füme, ondan sonra kepekli pirinç gibi bir sürü salatalık sebzelerin içinde bulunduğu bir tabak yapacağım. O da gayet güzel, o da sportif bir yemek. Yani bugün doyacaklar. Bu arada tabağın yanına chopstickleri de koyacağım. İsteyen onunla da yiyebilir. Yani yeteneği olan varsa hadi onunla yesin zaten. Füme, somon mu? Evet. Salata var mı? Salatamız yok çünkü yani gerekli yemekleri ben zaten sundum. Buna daha salataya gerek yok. Yani sallasınlar, salata yok mok diyecekler de yani sanki kendileri Fransız usulü portakallı ördek kızartması yaptılar da gelip benim önüme sallayacaklar. Sabaha kadar sallasınlar. Tatlımız ne? Tatlımda kakaolu yulaf kepeği topları. Tam onların damak tatlarına uygun bir yemek tatlı olarak. Ben biliyorsunuz tatlıyla benim aram yok. Yani sırf onlar mutlu olsun diye yaptım ama yani o lezzeti tattıracağıma eminim ben. Uğur, yemeklerin güzel olacak mı? Bugün var ya, mükemmel bir gün olacak. Bugün harika bir gün olacak. Bugün hem kaslarım, hem ben, hem yemek masam, hem tatlar, hem agresiflik, her şey bugün bu bölümde. Artık zaman kaybetmeden alışverişe mi gitsek? Tamam, hadi bakalım alışverişe. Uğur, sen üstünü değiştirirken biz seni aşağıda bekliyoruz. Tamam.